pirinç ve mısır unu kilden peeling yapacağım. Yüzünüz için, dekolteniz için. Çok önemli bir şey. Ölü deriyi atmak lazım. Ölü deriyi atmadıktan sonra cildimize ne sürersek sürelim netice alamayız. O yüzden bakın, bu benim ölçek kaşıklarım ama birer tatlı kaşığı mısır unu, bir tatlı kaşığı pirinci önce blenderdan iyice öğütüyorum. Öğüttükten sonra boşaltıyoruz. Yine bir tatlı kaşığı kilimiz. Fakat ben kili taş şeklinde alıyorum. Önce 120 derece fırında fırınlıyorum, mikrobunu alıyorum. Sonra öğütüyorum. İşleme öyle koyuyorum. Bunu karıştırıyorsunuz kille mısır unu pirinci. Bu tabi biraz fazla oldu. İçerisine az önce yaptığımız nemlendiriciden yine bir tatlı kaşığı karıştırıp içerisine alabildiği kadar, ama çok az, yani 1-2 şöyle. Önemli olan biraz sulanması. Yine çok eskilerin tarif ettiği, yani anneannemin tarif ettiği bir terkiptir. Ama inanın cildi porselen gibi yapıyor. Size tavsiye ederim. Şöyle sürüyorsunuz. Cildinize yayıyorsunuz. Bir 2-3 dakika bekliyorsunuz emmesini. Sonra keseler gibi. Çünkü bu hiçbir yan etkisi yoktur. En hassas cilde kullanılabilir. Tamamen peeling. Yani doğal bir peeling. Hatta zaman zaman şöyle kuru pudrasına, demin öğüttüğümüz pudraya elinizi batırıp bakın elimdeki farkı göreceksiniz. Aynen böyle. Kesinlikle elinizi ıslatmadan cildinizi yukarıya doğru ova ova bütün ölü deriyi attıktan sonra süreceğiniz her süt temizleme sütü, toniğiniz, nemlendiricinizi cildiniz yutacaktır. Daha faydasını göreceksinizdir. Bir de şöyle bir şey var. Deniz tuzu. Bu da vücudunuz için bilhassa hazırladım. Bu yüzünüz için de, bu da vücudunuz için olan. Şöyle söyleyeyim, yine ben yine bir ölçek, tabii daha fazla vücudunuza gerekli ama ben yine bir az bir şey göstereyim size. Bir yemek kaşığı tuzu, yani deniz tuzunu biraz kırıyorsunuz, dövüyorsunuz yani. Havanda olabilir, cam havanda olabilir benim gibi. Deniz tuzunun, bilmem bilir misiniz, aynı zamanda girdiğiniz bir küvete bir avuç deniz tuzu döktüğünüz zaman, işten yorgun argın geldiniz, o sizin üzerinizdeki bütün negatifi alır. Bu da badem yağı.
tatlı kaşığına bir çay kaşığı dolusu tatlı badem yağı karıştırıyoruz. Bir iki damla sevdiğiniz yine bir koku. Ben yine bitkisel bir koku damlatıyorum. Bir iki damla. Karıştırıyorum. Size görüntü olsun diye şuraya biraz bitmiş halini göstereyim. Evet, bu. Vücudunuzu yukarıya doğru. Bu aslında selülitler için de çok iyidir. Hanımların çok büyük sorunu. Banyodan sonra bütün vücudunuza ovarak süreceksiniz. Sadece su tutup çıkacaksınız. Hem vücudunuzun sıkışmasını sağlar, hem pürüzlerini yok eder. Hani tavuk derisi bir görüntü vardır bazı bayanlarda. Onu yok ediyor. Aynı zamanda da vücudunuzun negatifini atıyor.